Bu videomda sizlere Finlandiya'da e, nerede bedava test yaptırabilirsiniz. Onunla ilgili bilgi vereceğim. İlaveten 1 Haziran itibariyle Türkiye'ye gidişlerde ve Türkiye'den gelişlerde korona testi ile ilgili nelere dikkat etmeniz lazım. Bunlarla hakkında videomu dikkatle dinleyiniz ve kafanızda sorulan hepsinin cevabı var. Öncelikle 1 Haziran itibariyle Türkiye'ye iki aşıyı olup ikinci aşının üzerinden 14 gün gidenlerden korona testi istemiyor. Bir de hastalığı 6 ay içinde geçirenlerden. Bunların raporları doktor raporu olduğu zaman işte hastalığı geçirenlerden diğerleri de internetten korona sertifikasını çıktısını alıyorlar. Bu da nereden alıyor? THL'nin sayfasından biliyorsunuz onu e, oradan aldıktan sonra onunla seyahat edebiliyorsunuz. Şu anda Finlandiya'da ikinci aşıları çoğu olmamış. Bu nedenle ikinci aşıya olanların bizim aramızdaki sayısı yok denecek kadar azdır. Şimdi gelelim korona testi. Bunların, bunların dışındakilerin hepsine korona testi gerekli. Finlandiya'dan Türkiye'ye gidiyorsanız 6 yaş üstü 7. yaşından gün alan bütün çocuklara da istiyorlar bunu. Bunu da biliniz. Genelde geliyor bu sorular. E, fine, e, bu internetten alacağınız çıktılarda İngilizce olarak da alabiliyorsunuz. Türk Hava Yolları ve Sun Express fince sertifikaları kabul ediyor ama Finnair genelde İngilizce istiyor. Bunu da bilin. Türkiye'den dönüşlerde Finnair ile Sun Express Finnair ve Sun Express korona testi istiyor. Türk Hava Yolları korona testi istemiyor. Türk Hava Yolları'na gereken korona testi yaptırmanıza gerek yok. Finlandiya Havalanda size korona testi zaten yapıyorlar. Her, fin vatandaşı ve Finlandiya'da yaşayan herkes gelebiliyor. Turistik Schengen vizelerini bunlara açık değil gelişler. Şimdi Helsinki'de nerede bedava test yaptırabilirsiniz diye ki bu Helsinki'de araba dolaşıyor. Bu arabada Finlandiya'nın değişik yerlerine gelenler de test yaptırabiliyorlar. Arkadaşlar bu mavi araba yani dedim mavi araba dedim mi mavi kamyonet. Bu resmi böyle. Helsinki Belediyesi bunu 5 e, değişik semtte hafta içi günlerde saat 9-15-30 arası dolaştırıyor. Buna yalnızca sadece bir kimlikle gidiyorsunuz. Sırasız test oluyorsunuz burada. pit İnternetten koronatiyotonu.fi'den çıktısını alıyorsunuz. Şimdi bu arabanın hangi semtlerde olduğunun e, fotoğrafını koyayım. Bu fotoğrafı durdur, durdurup bakabilirsiniz. Buyurun. Evet gördüğünüz gibi e, pazartesi günü Kannel Maki'de Kannel Tal olan e, Sitra Stratori o arada oradan bakın. Salı günü Malmi, Malmi'de Malmin Torilen e, Malmin Virasta o arada e, Çarşamba günü Kontula'da Kütüphane ile Kontula'nın Kontula Keskisinin Kontula Kesküsü'nün arasında Perşembe günü Itakioskusta STO var biliyorsunuz. Onun arkasında e, arkası Pooxenin e, orada park yerinde arka tarafta adresleri var zaten oradan bakabilirsiniz. E, Cuma günü de Vosari'de, Votolanın o yakında mozaik mozaik Evet bu yerlere gidiyorsunuz 9-15-30 arası unutmayınız kimlik gösteriyorsunuz. Testi yaptırıyorsunuz, internetten çıktısını alıyorsunuz. 24 saatte internete düşüyor bu. Biliyorsunuz internetten çıktı alırsan alırken e, İngilizce de alıyorsunuz, Fince de alıyorsunuz veya e, İsveççe de. Bu arada ne yapıyorsunuz internetten? E, bazen e, pasaport numarasını da ekleyebiliyorsunuz ona. ama hava yolları doğum tarihinizi gördüğü zaman onu kabul ediyorlar. at soyad olacak, doğum tarihi olacak ve en fazla 72 saat önceden yaptırmanız lazım. Şimdi Sun Express varış saatinde istiyor ülkeye yani Hasan Express'te şöyle uçuş saatinden bir 3-4 saat önce yaptırmanız lazım yani 68 saatlik Asan Express. Türk Hava Yolları 72 saati kabul ediyor finelde de öyle yapın ee, yani onda da 60-68 saat falan olsun. Ee, bu da antijen e, 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 hızlı test olayı hızlı testte 48 saat olması gerekiyor bunu da Türk, Türkiye girişleri de kabul ediyor uçak şirketleri. Çünkü Türkiye'nin son açıkladığı kararda bunu kabul ediyor. Ama o hızlı testin 48 saat olmalık olması gerekiyor. O da yine varış saatine göre ayarlayınız onu. Ona göre Türk havayollarında Yolları'nda önemli değil. Uçağa bineceğiniz saat önemli. Bu da kabul ediliyor. Şimdi Finlandiya'nın değişik yerlerinden olanlar ne yapıyor? Gelip Helsinki'de test yaptırabiliyorsunuz. Ama çok zahmetli. Diyelim burada ne oldu? Ben biliyorsunuz internette size paylaştım. 99 euroya yapanlar var. Ama yani paralı şeylere nedir? Arabalan gideceklere diyeyim. Mesela yoksa uzaktan filan Helsinki'ye veya buraya gelip zor olur gelip gitmeniz. Tallink'te gemiyle giderken 39 euroya yapıyorlar. Yani zaten Estonya test istemiyor Finlandiya'ya gidenlere. Tallink gemisine bindiğiniz zaman orada 39 euroya yapın, yaptırın. Yani bu ucuz. Ama diğer çeşit bak arkadaşlara paylaştım 99 euro bir de banka şifreleriniz olması lazım çocuklar 18'in yaşını geçmişse siz o çocukların adına banka şifresiyle girip bir belge alamıyorsunuz bunun için çocukların banka hesabı olması gerekiyor banka hesabından oraya girip testin sonucu almaları lazım bir arkadaşım böyle olmuş 260 euro normal paralı teste para vermiş banka şifrelerine girip alamadığı için bunu da ihmal etmeyiniz banka şifreniz olması gerekiyor. Bunlar önemli. Bu arada arkadaşlar Helsinki'ye değişik yerlerden bunun için gelenleriniz olur. Ee, biliyorsunuz 8 Haziran tarihine kadar her yerde oylar atılıyor. Helsinki'de tanıdıklarınız olur. veya gittiğiniz Itakeskus işte bu beş tane yeri belirttim size. Orada görürsünüz Somali göçmen e veya Irak'tan, Suriye'den veya Balkanlardan, Afgan, Azeri kim görürseniz iki sene, iki sene bu Finlandiya'da yaşayan herkes o hakkına sahip o ya gittiğiniz yerlerde zaten oy atma yerleri de orada birkaç kişiyi oy attırmaya çalışın. Çünkü benim kazanmam sizlerin kazanması gerekir demek. Biliyorsunuz bilgiyi alıp sizlere aktarıyorum. Her konuda sizi bilinçlendirmeye çalışıyorum ama belediye seçilmem demek size daha faydalı olmam demek. Bunu ihmal etmeyiniz. Oy atmanı oy atanlar da başkalarını attırmaya çalışsın erbirliğiyle. Çünkü bu iş e, bu sefere halledilmeli yoksa Bundan sonra 4 sene sonrasını bekleyeceğiz. Çünkü belediyede belediyeler şehri yönetiyorlar. Valilik sistemi olmadığı için belediye demek her şey demek. Evet arkadaşlar başka sorularınız yoktur. Bunu dikkatli dinleyiniz sonuna kadar. Dinle, başkalarına da linkini gönderin veya bunu YouTube kanalımıza koyacağım şimdi. Bu şekilde seyahat çıkacak kanlar dikkatli olsunlar. Başka bir gelişme olduğu zaman da yine sizleri ne yapacağım? Bilgilendireceğim ne diyeyim özetli mi yine? Türkiye'ye giderken iki aşı olup ikinci aşı üzerinde 14 gün geçenler de korona testi gerekmiyor. 6 ay içinde korona geçirenlere yine gerekmiyor. Belgesi olması lazım. Diğerlerinin 6 yaş üstü herkese korona testi gerekiyor Finlandiya'da. Sun Express ve fin Türk Hava Yolları Fince'yi kabul ediyor. Finneil İngilizce isteyebilir. Ona göre ayarlayın. Ee, Sun Express'te varış saatinde olması lazım testin en fazla 72 saat önce Türk Hava Yolları kabul ediyor. Finnair de gene varış saatine göredir. Türkiye'den dönüşlerde Türk Hava Yolları test istemiyor. Sunexpress'ten Finnair test istiyor. Ee, hızlı testi, 48 saatlik testi de Türkiye girişlerde ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Onu da yeni şeye göre. Ee, başka bu konularda bunlara dikkat ediniz çünkü uçuşunuzu kaçırabilirsiniz bunları yapmadığınız zaman. Evet, Helsinki'den hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.